Yasecim. Sağ ol Nuriş. Aldığın elbise çok güzelmiş. Boş ver şimdi onu Yasecim. Gel. Her şey yoluna girecek bir tane. Üzme kendini bu kadar. Bilmiyorum Nuriş. Herkesin hayatı 30'unda değişiyormuş. Hep derdim ki benimki de 30'umda değişecek. Ama daha 29 yaşında darmadağın oldum. Şu halime bak. Babasının adını bile bilmiyorum. Hayat bu. Hırpalama kendini. Allah sağlık sıhhat versin yavrum. Canım babam ne çok severdi beni, ne çok güvenirdi. Ama ben ona layık bir evlat olamadım. Böyle konuşma ama. Ablamın üzüntüsünden kanser oldu adamcağız. Ölüp gitti genç yaşında. Ah Fulyacık yazık oldu. Yıllar geçti üstünden, hala aklım almıyor. O serseri Fulya'nın hamile olduğunu öğrenince nasıl kayboldu ortadan? Hayır sanki onunla hiç ilgisi yok. Fulya tek başına hamile kaldı. Hayvan işte hayvan, insan değil ki. Hayır erkeklere güvenilmeyeceğini o zamanlardan anlamalıydım. Ablamın başına gelenlerden sonra. Ama akıllanmadım ki. Erkeklerin hepsi de öyle değil ama Yasicim yapma. Yok öyle Nuriş öyle. Al işte Mehmet. Ya ben onu deli gibi sevmiştim. 3,5 sene saçımı süpürge ettim ben onun için. Ne oldu? Evlenmeden birlikte olmam dedim diye iş yerinden arkadaşımla... Yasicim artık hatırlama bunu unut. Yok. Yok vallahi babam demişti ama. Hiç unutmuyorum. Babam ölümünden birkaç gün önceydi. Babam böyle bir deri bir kemik kalmış. Elimi tuttu. Kızım bak sana vasiyet ediyorum dedi. Ablanın başına gelenlerden ders al dedi. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Aşkından ölsen bile bir erkeğe kolay kolay güvenme. Hah, ne zamanki yuvanı kurarsın, sevdiğin adamı iyice tanırsın, inanırsın o zaman çocuk yap dedi. Çok haklıymış ama. Neyse, senin de kafan ödedi. Hadi yatıyorum ben, iyi geceler. İyi geceler.